الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله وما توفي قيمة صامي الا بالله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صل على محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد اللهم صلى الله وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم <applause> إن <أعود> الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صدق الله العظيم اللهم من فعنا بالقرآن العظيم بارك لنا فيه الحمد لله رب العالمين استغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek ayı olan Şaban-ı Şerif bizlere veda diyor. allah Teala tekrar kavuşmayı nasip eylesin. Hayırlı uzun ömürlerle, sıhhat ve afiyetlerle, yolunda devam, sebat, istikametlerle daha nice Şaban-ı Şerifleri Rabbim ihyaya muvaffak eylesin. Amin. Çünkü haftaya ne değil? Şaban gecesi değil. Haftaya bu gece ne gecesi? Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi. Yani gündüzü Salının günü, Şaban'ın son günü. Fakat gecesi burada sohbette bulunduğumuz şu saatler Ramazan-ı Şerif dahil olmuş olacak. İnşallah Allah Teala likasıyla müşerref eylese. Ramazan-ı Şerif'e kavuşacaklarına sevinenlerden eylese. Men feriha ramadan, Ramazan harramallahu alen nirah. Ramazan-ı Şerif'in girmesiyle sevinenler, ferahlananlar, Ramazan Şerif geliyor diye mesut olanlar, bahtiyar olanlar, şen olanlar, neşeli olanların Allah canlarını cehenneme haram eder. Cesetlerine ateş değmesini yasak eder. Cehennem Allah'a dinler. Celle Celaluhu. Yak dediğini yakar, yakma dediğini yakmaz. Kim istediğine ateşi haram eder. Şimdi biz Ramazan Şerif'in girişine, gelişine seviniyoruz elhamdülillah. İnşallah kimileri üzülenler var. Çok Ramazan-ı Şerif'in gelmesine çok üzülenler var. İşleri bozulanlar var. Sıkıntıya girenler var. Ee, hele de bir de Müslüman adamın yanında, Müslüman arkadaşların yanında çalışıyorsa, münafık oruçta tutmayacaksa, onların yanında da yiyemeyecekse ne sıkıntıya girenler var. Öyle mi? Bu kadar efendim şimdi gerçi biraz biraz hepten işi ortaya vurdular. Evden gavurluğu ele aldılar. Açıktan da yiyorlar. Yahudi Hristiyan'dan da beter bir saygısızlık yapıyorlar. Rumların, Ermenilerin yapmadığı saygısızlığı Adı Ahmet, Mehmet olanlar Müslümanlara yapıyorlar artık. Böyle bir zamandayız ama yine de tabii iş, güç ve çevre bakımından sıkıntıya girenler oluyor. Ramazan-ı Şerif gelmesini isteyenler oluyor. Hatta eski dönemde de ben size anlattım? Bilmiyorum Harun Reşit'in oğlu muydu yine eskilerden birisi. Ramazan Şerif'e kavuşmayı hiç hiç istemedi. Efendim, hiç istemezdi ve bir keresinde yani gelemez olsun gibi bir dua etti. O gelemez olsun değil de bu gider olsun. Bu gitti. Ramazan'dan evvel geberdi. Gitti. Efendim, Ramazan gelemez olsun oğlum o geliyor işte. Bangır bangır geliyor. İnşallah bizlerin de affına vesile olacak. Efendim şimdiden sevinci geldi. feraha geldi, neşesi geldi. Elhamdülillah. Bu imandandır. İman olmayan Ramazan'a sevinmez. Demek ki biz imanlıyız. Allah Teala bize imanımıza aylarını, günlerini, gecelerini şahit ediyor elhamdülillah. Böylece Şaban Şerif'i bu sohbetle uğurlarken bir hafta daha Şaban Şerif'te ne amel edeceğimize dair konuşmamız münasip düşer. Haftaya da inşallah ramazan Şerif gecesinde buluşuruz. Ancak tabi oruçla alakalı olarak efendim işin en sağlamı olarak ne yapılabilir? Şaban-ı Şerif'in son 3 günü oruç tutulabilir. Son üç günü <laughs> oruç tutulursa yani ne günler ediyor? Pazar, pazartesi, salı olmak üzere e, oruç tutulabilir. Efendim, o zaman, e, tabi Ramazan-ı Şerif'i karşılama mahiyeti taşıyabilir. E, fakat, e, hele ki son salı günü, yani burada akşamına sohbet edeceğimiz gün yevmişek, şüpheli gün mesabesinde olur. Dolayısıyla, bazen bazı ülkelerden, bazı memleketlerden Ramazan ilanını bir gün evvel duyduğumuz oluyor. Ortalık karışıyor. Efendim, onun için e, ne yapmak en uygunudur? Son üç günü. Çünkü hadis-i şerifte La testekbulu Ramazan bi yevmin ev Bir veya iki günle Ramazan'ı karşılamayın. Buyuruyor. Ancak sizin birinizin zaten oruç tuttuğu bir güne denk gelirse sorun yok. Mesela pazartesi olsaydı, pazartesi orucuna da devam edenler olsaydı içinizde, ben zaten pazartesileri tutmak adetimdir diyerek o kişi tek gün olarak da pazartesiyi tutabilir miydi? Tutabilirdi. Bunda bir kerahat söz konusu olmazdı. Ancak efendim şimdi salı olduğu için Salı günü de oruç tutmak sünnette ve adette mevcut olmadığı için ne yapmak lazım? Üç günle karşılamak isteyenler Ramazan'ı üç günle karşılayabilirler. Bu ustada bir hadis-i şerif vaat edilmiştir. Men sâme selâzete eyyâm min evveli şa'ban ve selâzete min evsatî ve selâzeten min âhirî. başından 3 Şaban'ın başından üç ortasından üç, sonundan üç. Buyurulmak hasebiyle bu hadis-i şerifte son üç gününün de tutulmasına teşvik vardır. Müjdesi mükafatı nedir? كَتَبَ lehu sevab سَوَابَ nebiyen Allah Teala o kişiye yetmiş peygamber sevabı yazar. Ben peygamber oldum deme sonra. Yetmiş peygamber sevabı yazar. Ama peygamber sevabını korur, sen ikide bir bozar. Ayrı dava. Ve kâne kemen abedallâh sev'in âmen. Allah Teala 70 sene sırf ibadet çıkartmış gibi olur. Ve immâ tefî tilkes sene mâ şeyden, Eğer o sene içinde ölürse bir daha sene şabana kadar şehit olarak ölmek nasip olur. Yatağında da ölse şehit olmak mümkün. Makam ve mertebe itibariyle. Böyle bir müjdesi vardır. Ama insan derse ki ben efendim başından üç, ortasından üç tutmadığım için benim bu işim yarım yamalak olur. Bu sevaplarım da eksik kalır, boşuna gider. Hiç bile boşuna gitmez. İnna la nudiyu ecral muhsini. İyi amel edenlerin ecrini, sevabını boşa çıkaracak değiliz Allah buyuruyor. Sen yaptın da Allah Teala senin orucunu mu etti? Ameli mi iptal etti? Ancak İnşallah iyi niyetle tutulursa pazar pazartesi salı ne niyetle tutulur? Hele özellikle salı bugün Ramazansa Ramazan'dan olsun. Şabansa Şaban'dan kalsın. Niyetiyle oruç olmaz. Bu hiçbir yere yaramaz. Allah muhafaza. Mekruh olur. Allah'ın sevmediği bir niyet olur. Niyet nedir? Şaban'ın son günlerinin nafile Allah rızası için tutulan oruçlarına niyettir. Ve bunun da fazileti vardır, cevabı vardır. Efendim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in en çok oruç tuttu ay. Şaban ayıdır. E, niçin tuttuğunun da sebeplerini size anlattık. Çok faziletleri vardır. Bu yüzden tutabilirseniz tutarsınız. İnşallah Rahman. Ancak ilk gece yani haftaya bu gece Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi teravihe başlanacaktır. Ve ilk gece hakkında faziletler çoktur. Çünkü e, tabii ki cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır diye bu kadar hadis okuyoruz. Senelerdir duyuyorsunuz, meşhur bir hadistir. Değil mi? İza dekale şehr-i ramazan füttihat evvâbul cenneti ve gullikat evvâbul cehenneme ve suffidetiş şeyatîn. Bu meşhur bir hadis. Cennetin 8 kapısı Ardına kadar açılır Cennetten efendim kokular Dünyaya Müslümanların ruhlarının Burnuna saçılır Ve cehennemin 7 kapısı Sıkıca kitlenir Ve şeytanlar zincirlerle Bağlanır Bu hadis sahihtir e Dolayısıyla bu hangi anda başlıyor Hangi anda başlıyor Salı akşam ezanıyla Haftaya salı Akşam ezanıyla artık bu bütün merasimler, Ramazan-ı Şerif'le alakalı bütün faziletler, bütün rivayetler neler duyuyorsanız başlama noktası neresi? O nokta, o salı akşam ezanıdır. Çünkü Şaban bitecek, Ramazan girecek. Neyle giriyor? Geceyle giriyor tabi. Ay, gece gözükerek giriyor. Sabahın ayıyla yeni aya girilmez. Akşamın ayıyla yeni aya girilir. Sabah görülen eski aydır değil mi? Şimdi Demek ki bu itibarla büyük fazileti var. Ondan sonra bazı alimler Kadir gecesi, Kadir gecesi diyorum 8 senede gezer şu bu ama en güçlü görüş nerededir? Ramazan şeriftedir. E şimdi Ramazan Şerif'te olunca adres yaklaşıyor mesela senenin her gecesinde aranır deyince o ancak her gece ibadetle geçiren velilere denk gelmesi kuvvetli bir ihtimaldir. Bir de Allah kazandırmak istediği bir kulu varsa her gece yatsa da bir gece kaldırsa da onu Kadir Gecesi'ne denk getire bilir. O Allah Teala'nın bileceği bir iştir. Ancak Ramazan'da olunca hiç olmasa arayışımız ne oluyor? 12 aydansa bir aya sınırlı kalıyor. Tabii siz diyorsunuz ki bu bir ayda da efendim son 10 on geceleri onun da tek geceleri o da 27 hocam. Ben 27'yi bilirim. Başka bir şey bilmem. Şimdi beni karıştırma kafamı diyorsunuz. Diyorsunuz ama bizim de kafalarımız karışıyor yani. Çünkü biz de kitap bakıyoruz. Gazete okumuyoruz. Kitap okuyoruz. Kitap okudukça da çok rivayet görüyoruz. Bu rivayetleri de görünce de size de söylemeyince de bu da ilme bir emanete vefalılık olmaz. Bildiğimiz hakikatlerden sizi de haberdar etmek doğru olur. Sonra ya siz işi götürdünüz de bizi uyuttunuz. Birisi diyen çıkabilir bir uyanık. Biz onun için diyoruz ki faziletler Allah'ın hazinesi geniştir. Allah Teala çok zengini verecek adam arıyor, yer arıyor. Buyurun isteyen. Diyoruz. Burada bir mutabaka vardır. Allah kazananlardan eylesin. Amin. Amin. Bu itibarla Kadir Gecesi ile alakalı bu sene baş edemiyorum. Ramazanla ilgili kitap çıkmaz. Çünkü o çok zor bir iştir. Artık seneye nasip. İnşallah. Bu sene o rivayetleri size toplayıp bir eserde şey edemem. Efendim adres veremem ki şurada inceleyin. Ama ben işte sırası gelince söylerim. Mesela dikkat çektiğimiz gecelerden. Mesela diyor ki Ramazan-ı Şerif'in ilk gecesi olma ihtimali var diyor. Yani şimdi Ramazan'ın her gecesi de o. Senenin her gecesi de o. Onu demiyoruz. Ancak isim verilenleri hiç olmazsa. Kaç tane rivayet varsa bunların ismi konmuşsa ismi belirsiz olanı aramanın bir manası yok tabi var da o tümünü ihya'ya müteallıktır. Bütün seni. Ama isim verilenler varsa bunlara dikkat etmek nedir? Çok önemlidir. Çünkü neden? Zaten isim verilen e son on gecenin tekleri diyor. Bu kaç gece eder? Beş gece eder. Beş gece eder. Bu beş gecenin dışında Ramazan-ı Şerif'teki bazı geceler işaretlenmiştir kitaplarda. Haftaya size inşallah sayarım. Hani haftaya sayarım ama ilk gecesi olduğu rivatini ben gördüm kitapta. Onun için şimdiden duyuruyorum size haftaya salı gaflete gelmeyin. Sohbete gelin. İhya edin. Teravih kaçırmayın. İlk gece telaşına düşmeyin. Bir şaşkınlık geçirmeyin. Bir de bakarsın. Vuran vurur voliyi götürür. Sen de ararsın ondan sonra. Adam diyor. Evliya Allah Efendi Hazretleri ne var? Dedi. Kadir gecesinde dedi. Bizim oraya teşrif eder misiniz? Biz sizi davet edecek. Evladım dedi. Çoktan geçti Kadir gecesi. Aa öyle mi? Biz 27'ye şartlanmışız. Bu sene dedi, şu geceydi dedi. Gök kapıları açıldığı zaman, ağaçlar secdeye yattığı zaman biz anlarız dedi. Ya. Sen şimdi yine Kadir gecesi ben de iftar eder misin dersin de adam sana gülebilir yani. Hangi Kadir gecesi evladım? Geçmiş de diyebilirler size. Onun için kafanızı çalıştırın, bu rivayetlerle amel edin. Birinden birinden birinde. Şimdi bu ne bu ne içindir? Allah Teala Kadir gecesi niye gizledi? Niye gizledi? Her gecede uyanık olunsun diye gizledi. Ama öyle bir şey ki ya Hoca Efendi ne var? Ya Kadir Gecesi'nde ne var ya? Ne var? Bin aydan eftaldir, şu kadar sevap, bu kadar sevap. E ne yapalım kaçırırsak? Şimdi o fazilet tarafı kaçırırsam ne olur deme. Bir de öbür tarafına bak. Men hurime hayraha fekad Diyor ki onun hayrından mahrum olan bütün hayırlardan mahrumdur diyor o tehlikeyi düşünebiliyor musun? Yani şimdi çok kazanmasam ne olur canım az kazanayım diyorsun ama mahrum olan da tam mahrum olur diyor. Bir ömrün günahları siliniyor. Bir yılın değil bir ömrün hayatın sıfır oluyor. Daha bir hadis gördüm o da sağlam. Mesela men kadri imanen ve Bu meşhur inanarak sevabını Allah'tan bekleyerek imanla ihlasla Kadir gecesini ibadetle hiyadenin geçmiş günahları bağışlanır. Bunu çok duymuşsunuz. Öbür hadiste de gördüm ki ma teqaddeme mi ve ma Gelecek günahları da bağışlanır diyor. Of! Bir, bir rast getirebilsen demek ki geleceğe de garantiliyorsun. Bir rast getirsen. Ama şimdi kimse de vallahi şu geceydi diyemiyor işte. Diyemiyor. O bakımdan ne yapmak lazım? Ne yapmak lazım? Aklı başında olan, ticaret bilen, kar zarar hesabından anlayan, bu Ramazan'da yani insan hele özellikle de adı verilmiş rivayete geçmiş 17 isim var. Bu rivayetlerden birine insan uyanık olması gerekmez mi? Onun için şimdi öbürleri hakkında konuşuruz. Yani bu sene inşallah kavuşuruz. Mutlaka o bize kavuşacak da biz ona kavuşacak mıyız meselesi var. Yani biz ona nasıl kavuşacağız meselesi var. Çünkü o Kadir Gecesi gavur, münafık, Müslüman herkese uğruyor. Ama kimi ne halde buluyor? İnşallah Rabbim bizi zikirde buldurur, kıyamda buldurur, namazda buldurur, Kur'an'da buldurur. İnşallah sohbette buldurur. Ya. Böyle bir Kadir gecesi hedefleyelim bu sene. Hedefe kilitlenelim. Azmedelim. Belki son Ramazanımız olabilir. Seneye de çıkamayabiliriz. Bu sene Ramazan'a bile kavuşamaya biliriz. Daha bir hafta var. Bir haftadaki bilir ne kadar ölecekler var. Dolayısıyla yani hayatımızın Ramazan'ını yaşayalım diyelim inşallah. Her Ramazan'ı bu son Ramazan'ım olabilir. Her sohbeti bu son sohbetim olabilir. Her namazı bu son namazım olabilir diye kılarsak dinlersek o zaman az zararla, çok karla kurtulanlardan oluruz inşallah. Çünkü sıfır zarar söz konusu değil. Beşeriz, günahsız durduğumuz yok ama mümkün mertebe gemiyi deldirmeden inşallah ahiret sahiline iman selametiyle çıkarız inşallah. İnşallah zenginlerden çıkarız ahirete. Ya dünyada fakir, ahirette fakir. Bu ne rezilliktir ya. Onun için hakikaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. İşte adam bir de diyor ki işte ben zaten fakirim dünyada da köşküm yok, sarayım yok, cipim yok, arabam yok, e efendim yatım yok, katım yok mesela. E şimdi o, o, zaman senin ahireti daha çok kazanmaya heves etmen lazım. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir adam diyor dünyada fakirse ahirette de cehennemdeyse diyor bundan büyük müflis yok diyor. Ma ahsene dine ve dünyale yani. ve ve ekbahal küfra vel iflase bir raculi diyor. Yani şair bu hadisten almış. En zarardaki insan kimdir? Dünyada fakir, ahirette de cehennemde. Bu ne olacak yani? Şimdi? E ben dünyada fakirim. Hiç üzülmene bir gerek yok. Çünkü dünyanın zengininin de yakında malı mülkü serveti elinden çıkacak. O da sallan sedyeyle musalladan kalkacak yani ve üzülmene bir gerek ama ahiretin iflası sonsuz fakirlik bak dünyada bile fakirlik çekenler borçlananlar darlananlar içinizde maaşı denkleyemeyenler ay sonunu zor çıkaranlar ay başını zor bekleyenler var. Bak bu kadar sıkıntı çekiyorsunuz. Geçim çok zorlaştı. Ya zor. Yani burası dünyadır. Öyle böyle geçiyor işte. Sonsuz bir ahiret fakirlikle, ateşle, azabla rezillikle alçaklıkla geçmesin inşallah geçmesin Allah Teala zengini fakir ayırmadı Sen fakir sence zekat vermiyorsan sadaka vermiyorsan fitre vermiyorsan kurban kesmiyorsan hacca gitmiyorsan ömreye gitmiyorsan ben sana cennette köşk vermeyeceğim demedi Allah Celle Celaluhu. Ne kadar fakir ol oluyor senden bu amelleri düşürdüm diyor Senden diyor bu bu hayırları istemiyorum diyor sen diyor paraya tealluk etmeyen şunları yap diyor. İslamiyet böyle güzel bir şey. Zorla illa kazanda kurban parası bul. İlla kazanda zekat ver. Böyle bir şey yok. Varsa ver diyor. Yoksa yine zenginsin diyor. Neden? E çünkü sana da diyor Sübhanallah ve elhamdülillah verdim diyor. Salavat şerife verdim diyor. Şu tesbihi verdim diyor. Şu zikri verdim diyor. Ne olacak? Ya. Onun için fakirler geldiler Resulullah'a şikayet ettiler. Dediler ya Resulullah sen bir tesbih öğretiyorsun, bir, bir namaz öğretiyorsun, bir zikir öğretiyorsun, bir sevap öğretiyorsun. E, e bu zenginler de bunu öğreniyor diyorlar. Ne olacak o zaman? E diyorlar Onlar zaten zekat veriyor, açça gidiyor. Bizden bir farkları var. Biz de bu taraftan işi açığı kapatalım derken e bunlar onu da yapıyor. E, Resulullah burada Ne yapalım şimdi? Zengin de bu namazı öğrenmesin diye miyiz ki ya? Değil ki fazluluğu yaşa Bu Allah'ın fazlû keremidir onu. Dilediğine verir. Gerçi hocalardan birinden naklediyorlar. Zenginin biri gelmiş hani hocam dedi teheccüdü kaç kılayım falan. Kaç kılıyorsun işte mesela iki kılıyorum, sekiz kılıyorum, yirmi mi kılayım, otuz mu kılayım? Dedi zengin misin, fakir misin? Dedi o otuzu kırkı fakirlere bırak da sen şunun nafilesine biraz ağırlık ver dedi yani madem zenginsin şimdi. Ha bu da bir ölçüdür. Bu da bir ölçüdür tabi. Ama adam zengindir. E, zengin de olsa teheccüd kılabilir. Tespit çekebilir. Oradan da kazanır. Buradan da kazanır. Ama şu müjde yetmez mi ki fakirlere zenginlerden yarım gün evvel cennete girecekler? O yarım günde ne ediyor? 500 sene. Yedulufukara ümmeti kableriniyan bin usfiyap. Ümmetimin fakirleri hangi fakirleri? Sabreden, İslamı yaşayan fakirleri. Hangi zenginlerden? Zekat veren. İbadet yapan zenginlerden. Zaten zekat mekat vermeyenin cennette ne işi var? Ne beş yüzü? Hiç giremez. Onu bırak. O zaten nerede? Giremez? Kuyruğa girememiş ki cennete girsin zaten. Sıradan dışarı. Sabreden fakir, şükreden zenginden ne kadar evvel girecek diyor? Yarım gün. Ve zelike hamse müyettehâm. Yarım gün Allah indinde ne eder? Bir gün bin sene. Yarım gün 500 sene fakirlere bu yetmedi mi ya? 500 sene ne demek ya? Adam 500 sene ne zaman gireceğim? Nasıl gireceğim? Gireceğim mi, girmeyeceğim mi? Hesapla uğraşırken fakir çoktan cennetin keyfini çatıyor. Neden? <laughs> Adamın hesabı kolay. Gümrükte takılmamış. Bavul yok, bir şey yok. Adam diyor sizin bir şeyiniz yok mu? Yok benim şeyim. Geç diyor o zaman. Sizin diyor bütün bu bavullar benim diyor. Deş diyor o zaman. Deş <laughs> Aç hele. Hele aç. Oho öttü. Getir bakayım. Kamçı mı öttü, bıçak mı değil, mı öttü? Ötüyor işte bir şeyler. Aç diyor, sökül diyor, kemeri çıkartıyor olmadı yine ötüyor adam. Ayakkabıyı çıkar diyor, çıkarttırıp çıkarttırıyor yani. ya. bu böyle. Ne kadar takınağın varsa Hatta rivayetlerde diyor İsa Aleyhisselam kaçıncı kaç çıkacak çıkacaktı. Üzerinde bir iğne mi bir şeyler vardı da ikide kaldı diyor. Rivayetlerde var mı? Koca İsa aleyhisselam yani. Ev yok, bark yok, karı yok, çocuk yok, çocuk yok. Dağlarda zikirle yaşamış mübarek. Göğe kaldırılırken üzerinde birkaç iğne bir şeyler vardı. İkide kaldı yani. İkinci kaçama adam mübarek. Misal veriyorum şimdi. Yükün ne kadar hafifse o kadar hızlı gider. Allah sevap yükümüzü çok etsin. Sorumluluk yükümüzü az etsin. Allah Teala gelecek Ramazan-ı Şerif hürmetine şimdiden işini bilenlerden etsin. Amelini bilenlerden etsin. Şimdi siz Ramazan'da sohbeti gevşetiyorsunuz. Niye gevşetiyorsunuz? O diyor ki davetliyim. O diyor ki misafirim var. Sohbeti kaynatıyorsunuz. E biz her gece burada sohbet mi yapıyoruz? He? Toplasan şurada Ramazan'daki sohbet kaç tane? Dört Kadir gecesini koysan 27. geceyi. Beş. Belki bu sene işte birinci gecede salıya çattı, bir fasla olur bilmiyorum. E toplasan bu ama sondan da biz ömreye gideceğiz, aynı hesaba geliyor, yine kurtardız bir geceden. <laughs> sondan da biz gidiyoruz. Ne oldu? Beş gece sok. Ya 30 geceyi çuvala mı soktun da misafiri beş gecede mi buldun ya? Mübarek adam, senin canın ekşili istiyor. Sohbeti bırakma. Çünkü sana Önündeki haftada neler var, önündeki gecede neler var, şu gecede ne var, bu de ne, bunu anlatıyoruz ya. Mübarek insan. Onun için, efendim, artık ona göre ayarlayın. İftarınızı, şuyunuzu, buyunuzu. Ben mesela öyle adamlar tanıyorum. Tabii mübarek insanlar, adam devamlı oruç tutuyor. Ben diyorum ya, mübarek iftar saati geldi diyorum ona. Sen git ve hatta beni başkası götürsün, getirsin mesela. O diyor yok diyor ben şimdi seni bırakacağım diyor birini daha almaya gideceğim iş var diyor. Halbuki oruçludur. Oruçludur ama müşteri o saatte kendisini beklediği için o müşteriyle kaçırmak istemediği için akıl kârı bir iş yani ben bir şey demiyorum. Ne olacak arabada atıyor iki, bir, iki hurma veyahut neyse bir sandviç işine gidiyor. Neden? Çünkü ben yarım saat bir saat sonra da mükellef bir yemek Yiyebilirim ama o işi kaçırırım. Şimdi dünya kafanız çalışıyor hepinizin maşallah. Hiç eksiğiniz yok. Hiç eksiğiniz yok. Yani kiminize mukayese hiç kimse o karı ne yapmaz? Göz ardı etmez yani. Çünkü ben burada iftarı bir saat sonra yapayım ama ha biz size demiyoruz tabii iftarı. Mübarek zaten iftarda herkes yemekte. Ama sen eve gidemiyorsun. E, uz uzağa gidemiyorsun diye e, efendim yakında bir yerde yiyorsun. Bu çok ilim için, sohbet için ayetler için, hadisler için çok az bir fedakarlık. Hiçbir fedakarlık da görünmüyor ama yine bir fedakarlık sayılır. İnşallah yani 11 ay sohbetlere gelip de sohbetlerin mevsimi olan Ramazan-ı Şerif'te gevşetenler değil mi? Çok zarar ederler mevsimlerini amellerini unuturlar. Bu hatırlatmaları başka yerlerde de bulamazlar. Ondan sonra en değerli zamanda yatarlar. Onun için biz sizle beraber inşallah önümüzdeki günleri değerlendireceğiz. Allah bir mani vermese yalnız şunu istişare yapmak istiyorum. Siz bizle beraber burada ben tek başıma duvarlara bağırmıyorum. Cemaatla iş yapıyoruz. Onun için arkadaşlar size de soruyorum. Şimdi yarım saat ne yapıyorlar? Teravih yatsı geciktiriyorlar. Öyle mi? Bu yarım saat geciktirmeden dolayı şimdi içinizde ekseri iş buitlerinden geliyorsunuz. Öyle mi? Öyle. Yani evden gelmiyorsunuz. Dolayısıyla biz şimdi ne yapalım? Teravihten önce sohbet yapılsa bu biraz uygun olmuyor. Uygun olmuyor teravihten önce yapılsa. Dolayısıyla teravihten sonra yapılsın. Ya ancak teravih şimdiki takvimlerde insanların yarım saat paylı olarak kıldıkları saatte mi namaza başlansın? Yoksa biz normal ezan, yatsının normal ezan saatinde teravih kılıp da çünkü bir de sohbet payı kalmak açısından bir de dönüşünüz var, bir de sahura kalkışınız var. Bunları hesap ederek bunu Tercihinize bırakıyorum tabi. Ekseriyete uyacağız. Yani biz mesela yarım saat evvel yatsının ilk vaktinde mi yatsımızı teravimizi kılıp da peşine sohbete başlayalım? Öyle He? <laughs> Öyle mi iyi olur? Çünkü neden? İşinden gelen insanlar zaten bekliyorlar bu yakınlarda. Bekleyen insanı yarım saat daha da bekletmek olur. Vaazın da gecikmesi, eve dönüşün gecikmesi olur. Öyle mi? Tamam. İstişare İş yaptık. Ta artık önüne gelen bir şey söylemesin. Karar verildi. İnşallah biz o zaman ilk gece teravihimizi zaten ilk gün oruç olmadığın salı günü onu değiştirmiyorlar da ertesi günden başlatıyorlar o tatbikatı. Ama yatsının ilk vaktinde e, teravih efendim e, kılınır. İlk vaktinde ne demek anlıyor musunuz? Yani takvimde olan saat. Şimdi yatsı kaçta? Sekiz buçuğa mı düşüyor? He sekiz buçuğa düşüyor diyelim. Hemen takvimde yazdığı saatte kılalım yani. Çünkü ondan sonra teravihden sonra sohbete vakit kalsın. Eve dönmeye de pay kalsın. Geciktirmeyelim sizi. Buna göre amel edelim. Ancak haftaya ne yapalım? Haftaya yine aynı böyle mi yapalım? Oruç. Teravihden önce mi yapalım? Yoksa teravihi mi kılıp yapalım? Kılıp yapalım. Tamam o zaman. İlk vaktinde teravih kılıyoruz. İnşallah Allah bir mani vermezse Allah Teala fazlu keremiyle kavuştursun. Amin. Kuvvet versin. Zikrine, şükrüne, ibadetine, sohbetine, orucuna karşı kuvvet versin. Bize yardım etsin. Elimizden tutsun, bizi bize bırakmasın. Amin. Şimdi Şaban-ı Şerif'in son dersinde özellikle üzerinde durmak istediğimiz konu Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem mübarek ayında nazil olan Estaizu billahi inna allahe melâikete ve yusallûne Allah Teala bütün melekleriyle o peygamberi zişana salat ediyorlar Ya eyyühellezîne amenû sallû aleyh Ey inananlar siz ne duruyorsunuz? Muhtaç iken ona salat okumuyorsunuz. Çabuk ona salat okuyun. Ve sellimu teslima. Çokça selam okuyun. ayet kelimesinin nazil olduğu Şaban ayındayız. Ve Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem ayındayız. Bu hususta size salavat-ı şerife ile ilgili bazı hadis-i şerifler rivat edeceğim inşallah. Bu bir ders olsun. Kalıcı olsun inşallah. Bizden sonrakilere de efendim bu hususta bilgi olsun. Malumat olsun. Evvela nice meclisler kuruyoruz. Toplantılar yapıyoruz. Evlerde olsun, başka yerlerde olsun. Oturumlar diyorsunuz şu, adı, şu andaki ismiyle. Oturumlar yapıyoruz. Konuşuyoruz, konuşuyoruz. Kalkıyoruz. Bir kere bile salavat-ı şerife okumuyoruz. Allahu salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali ve sahbihi sellem. Tabii bu ne oluyor? Bu ne oluyor? Bir hadis-i şerif rivayet ediyoruz. Buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem Said radıyallahu anh rivayet ediyor. La yajlisu kavmun majlisan la yusalluna fi al-nabi sallallahu aleyhi ve sellem illa kana aleyhim hasratan ve andekalu'l-cennete lima yaravne min es bir millet bir yerde oturur ve hiç salavat okumadan oradan kalkarsalar mutlaka o oturumları o toplantıları kendilerine kıyamet günü bir pişmanlık sebebi olacaktır. Nasıl biz burada oturduk kalktık da Peygamberimize sallallahu aleyhi ve sellem bir kere salavat kumadık. Hatta diyor cennete bile girseler cennete bile girseler o pişmanlık kalacak diyor. Allah Allah. Çünkü bu hadiste Tirmizi de Tirmizi'de var. Efendim, la yetehassaru ehlul cenneti fil cenneti ala şeyin illa saatin lem azze ve Cennet eli, cennette diyor. Hiçbir şeye hasret, nedamet ve pişmanlık çekmezler. Ancak dünyada zikirsiz, salavatsız geçirdikleri bir saatten dolayı hasret çekerler diyor. Cennette. Çünkü sevapları görecekler, kazananları görecekler ve kaybedenlerden olduklarına üzülecek. E zaten cennete girmiş. Daha neyi kazanacak? Ya cennette dereceler var. Cennette mertebeler var. Bir yukarıkinin e şimdi yani beni konuşturacaksın. Alıyorsun en ya diyor 200 milyarlık araba. Allah mübarek etsin. Ama öbürü geliyor ona. Sen de diyor şu aksesuar var mı? Diyor benimki full. Full mü diyor seninki? Ben de şu da var. Aa bende o yok. Hemen adamın boynu bükülüyor. Ne var? Bununki kendiliğinden siliyormuş da öbürünün düğmeye basıyormuşsun da. Ama oluyor işte yani bu. İlla bakıyorsun bir üstü çıktı mı öbürü dünyada bir boynu büküyor yani. Seninki kaç beygir, benimki kaç beygir. Ya beygiri ne yapacaksın? Yol yok zaten ortada ya. <laughs> 400 beygir, bilmem ne beygir. Benim motor 2000, 3000, bir havalar, bir şeyler, bir lastiklerden bile hava atıyorlar. Lastiklerden bile ya. O diyor benim lastik şu, benim Evet, bu böyledir be kardeşim ya. Bu böyledir. Yani cennete girdiğinde üzülmeyecek misin? Üzüleceksin tabii. Niye üzüleceksin? E adam bir üstte ya. Adam bir üstte. Onun da üstünde, onun da üstünde. Ne olacak? E şimdi e, bolluk var. Kazanmaya bak ya. Ne var? Daha kötüsü yine bir hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Ma <mâ> celese kavmun feteferraku an gayri salati ala sallallahu aleyhi ve sellem illa teferraku an entene min cifeti himar ya hadisi merfuda geçiyor bir cemaat diyor bir toplantıda bulunurlar bir yerde otururlar salavat okumadan dağılırlarsa eşek leşinin en pis kokusundan dağılmış gibi olurlar diyor Bak, hadi şerife bak. Şimdi adam adamın tabi burnu tıkalı veya ruhunun burnu tıkalı. Onun için şeşi beş olmuş, kokuları karıştırmış. Ne diyor? Biz diyor ne zikir var ne salavat var diyor. Püfür püfür kalkıyoruz diyor. Spreyler, şeyler. Fıs fıs fıs. Mis gibiiz diyor biz böyle. Halbuki ruhunun burnu tıkalı, ruhunun burnu açık olan adam salavatsız bir meclisten kalktığı zaman da o kokuyu fark eder. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem temizlerin en temizi. Et yabut tayyibin ve tarut tahirin. Güzellerin en güzeli. Hoş kokulların en hoş kokulusu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kendi sohbetlerinde yani idâ tekelleme imtele el mescidu Rihal misk Resulullah'a anlatıyorlar sallallahu aleyhi ve sellem Ne diyorlar? Mübarek diyorlar sohbete başladığı zaman Mecliste konuşmaya başladığı zaman Bütün mescit diyorlar Misk kokusuyla dolardı Konuştuğu zaman ha Sıkmıyor bir şey Şimdi bir tane hocanın biri çıkmış Böyle cahil cahil ilahiyatçılar var Bu ilahiyatçılar var ya acayip cahil Adam diyor ki ya diyor Peygamberimiz diyor lazım çok güzel kokarmış, gül kokarmış, şu kokarmış, bu kokarmış. Rivayetleri var diyor. Efendim tabi diyor çok koku sürerdi de ondan diyor. Aa sapıtmış yani. Çok koku sürersen ben de kokarım zaten. Ne farkımız kaldı ya? Ne farkımız kaldı? Halbuki mübarek yattığı zaman çok terlerdi. Bünyesi çok terli bir bünyeydi. Ve yattığı zaman hatta Ümmü Seleme validemizin diğer annelerimiz evlerinde Yattığından, bir derinin üzerinde yattı. Deri de biliyorsunuz şey yapmaz, teri çekmez, üzerinde mübarek teri biraz birikti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kalktı, abdese gitti. O da oradan deriden o teri şişeye dolduruyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de çıktı hemen dedi, ne yapıyorsun dedi. Ya Resulullah biraz burada teriniz birikmiş dedi, onu şişeye dolduruyorum, bundan iyi hiçbir koku bulamıyorum dedi annemiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem tebessüm etti yapayım mı? Yani teberrüken müsaade ettiler. Yani en iyi koku mübarek teri ya. Çocuğu elini değse o çocuk öbür çocukların arasında günlerce tanınırdı. Günlerce. Geçtiği yol yani koku sürmekle böyle bir şey olur mu ya? Geçtiği yol arkasından kokardı. Konuştuğu zaman diyor misk dolardı. Konuştuğu zaman. Hatta şimdi mesela meclislerde biz diyoruz Evliyaullah'ın şeylerinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır oluyor bazı sohbetlere, bazı meclislere mesela diyoruz kaside bir de okunduğu zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hazır olur geçen de söyledik. Bu gibi olaylarda mesela nasıl anlıyorlar? Öyle bir hala asıl oluyor hiç kimse koku moku sürme yok bir şey yok. Burada şimdi oturuyoruz bir anda mis kokusu geliyor hemen anlıyorlar ki Resulullah'ın ruhaniyeti geldi. Çünkü bir şey yok. Zahiri sebep yok kokuya. Böyle anlıyorlar. Bu bir itikat meselesidir. Bu bir iman meselesidir. Şimdi demek ki kendisi en hoş kokulu temizlerin temizidir. Onun ismi geçen ve salavat okunan Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala aleyhi ve bu meclislerden de ne oluyor? Hoş kokular yükseliyor. Hoş kokular. Bak. Şimdi bu meclisin kokusu bir yerde bulunur mu? Burada başında kaç defa salavat okuyarak başladık değil mi? Nasıl başlıyoruz başından? salavat okur. E hocaların adetidir. Salavat çektirirler. Mesele o mu? Hocaların adetiyle ne alakası var bu ibadet? Bu ibadet salavatla başlıyoruz. E bu salavat yapılan meclis. Burada kaç kişi var? Bak cemaatten bir adam çok bozuk amelleri olan birisi vefat etti. Komşularından birinin rüyasına girdi. Onu görenler dediler ki ya ne haldesin? Dedi cennetteyim. Elhamdülillah. Lan sen cennette ne işin var? Dedi ben de yakıştıramadım ama dedi ne oldu? Ya dedi bir sohbete gittik hadis okunuyordu dedi. Hadis meclisine hazır oldum dedi. O toplantıda dedi bir salavat getirildi kalabalık herkesle birlikte bir salavatta ben getirmişim dedi. Orada af olmuşum dedi ya. Siz şu cemaatlerde bulunduğunuzdan yüzünüz ak olacak dediğimiz zamanda yadırgıyor musunuz? Ya. Onun için Okuyalım hep birlikte buyurun. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Şu salavat şimdi buradan çık. Burada ne oluyor diyor şimdi? Hemen diyor bir hoş koku efendim yükselir ve yedi kat semavatı yarıp geçer. Yedi kat gökleri yarıp geçer. İbni Cevzi Hazretleri anlatıyor. Bostan isimli eserinde. Ta ki nereye varır, arş-ı alaya yükselir bu salavat, arş-ı alaya yükselir. Onun kokusunu insanlar ve cinler dışında bütün yaratıklar hisseder, o kokuyu. Kimler hissetmez? İnsanlar. Mesela sen şimdi diyorsun ki, bir değişiklik yok burada. E tabi sen hissetmeyeceksin zaten. Keşfe açık olursa o başka. Ama insanlar bunu hissedemez diyor. Cinler, cinler de hissedemez. Neden? Çünkü insanlarla cinler mükelleftirler. Mükellef ne demek? Gayba iman edecek. Gördükten sonra, duyduktan sonra herkes iman eder. Bizi gayba bırakmışlar. İnanıyor musun? O, ahirette görürsün karşılığını. İnan o zaman. İnsanlar ve cinler dışında bütün yaratıklar o raihayı hissederler. Çünkü diyor insanlar ve cinler eğer o hoş kokuyu fark etseydiler herkes onun lezzetine giriftar olup işini gücünü bırakırdı diyor. Ve dünya muattal kalır. İş güç yapan kalmaz. Öyle bir hoş kokusu var. Salih amelin sevabı. Bunlar e şimdi cennetin ahiretin hisleriyle buranın hisleri bir olur mu? Şimdi kim hisseder bunu? Allah'ın bütün yaratıklar. Allah'ın bütün yaratıkları kim var? İşte efendim melekler var. He? Semavatta yedi kat semavatı geçiyor arşa kadar. Ne kadar melek var? Sayısını Allah bilir. Milyarlar desek çok az kalır tabii. Ne trilyonlar, trilyarlar sayı yetmez ki buna. Bu kadar mahlukat allah Teala'nın yarattığı alemlerde o kokuyu hissedenler ve o kokuyu duyan bütün Melekler o mecliste bulunanların günahlarının affı için istiğfar ederler diyor. Oo. Şimdi bu kadar meleğin istiğfarına mazhar olduk elhamdülillah ve kendilerine o mecliste bulunanlara o kokuyu fark eden tüm Allah'ın mahlukları adedince hasenat yazılır. Ne kadar cevap yazılıyor? Artık ya bu ne büyük bir iştir bu ya. Ve o adet ne kadar Allah'ın yarattığı arşa kadar mahlukat, melaki-i kiram hissettilerse onların sayısınca dereceleri yükseltilir. İsterse o mecliste bir kişi olsun isterse yüz bin kişi olsun hepsi aynısını alır diyor. Yani hoca efendi şöyle hani bir kişi olsak iki kişi olsak çok alırız hani biliyor musun? Şimdi burada adam arttıkça şey düşüyor, pay düşüyor falan. Öyle bir pay düşme hesabı Allah'ın hazinesinde geçerli değildir. Çünkü ve ma'indellahi ekser Allah katında ne var? Senin duyduğundan da daha fazlası var, bildiğinden de daha çoğu var. Onun için ne kadar kalabalık olsa da o mükafat düşer mi? Düşmez. İşte salavat-ı şerife Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. İzâ sallar racül alen nebi sallallahu aleyhi ve sellem salaten fi meclis. Bir toplantıda, bir oturumda neredeyse bir kul Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bir kere salavat getirirse ecize et o salavat kafi geliyor ama kâne fî zâlikel meclis o meclisteki bütün günahları silmeye kafi geliyor. Meclisin kefareti meclisi kapatıyor yani. Hani sen sevabı bıraktık da orada battın zaten günaha. Hiç olmasa o batağı temizliyor yani. Onun için oturduğun kalk kalkmadan mutlaka bir salavat-ı şerife okumaya dikkat edelim. Allahum salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi Tabi başka zikirler de var. Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente la şerike leke ve ve eşhedü enne Muhammeden abdüke ve Bu da kefaretül meclis olarak geçiyor. Tabi dua kitabının ikinci cildini çıkarsak bunları yazacağız. Bunu da yazamadık. Bir mecliste yapılan bütün gıybet dedikodu ne biçim günahlar varsa hepsinin kefareti silinmesi o meclis kalkmadan dağılmadan böyle zikirler de var. Şimdi burada kolayını buldunuz. Salavat-ı şerife kefaret oluyor inşallah. Ama işte o kadar laf lafı açan adama da salavat nasip olmuyor işte. İki saat konuşuyor da bir salavat okumadan da kalkıyor. Çünkü Allah onun günahlarını üzerine yüklemek istiyor yani. Eğer Allah Teala kulunu temizlemek isterse zikre salavata muvaffak eder. İnşallah Rabbim bizi muvaffak olanlardan eylesin. Gafillerden eylemesin. Ya. Şimdi Evliya Allah'tan birisi namazda bir kere Allah Teala'yı met eden işte dualarla, zikirlerle namazın sonunda meşgul oldu, oldu, oldu. Fakat salavat-ı şerifeyi ne hikmetse unuttu. Salavat-ı şerifeyi unuttu. Mübarek Allah'ın dostları hemen ikaz ediliyor. Hemen daldırdığı anda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördü. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ona Lime nesite aleyh Niçin bana salavat okumayı unuttun? Dedi ona Size hiç böyle bir şey diyor mu? <laughs> Zaten adam evliyadan olmazsa ne yaparsan yap diyorlar ona Adam mübarek bir adamsa onu ne yapıyorlar? İkaz ediyorlar Dedi ki ya Resulallah Allah Teala'nın ibadeti, zikri, senası, tevhidiyle meşgul olurken salavatı unuttum dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki sen benim şu hadisimi işitmedin mi? Ne buyurdum ben? El a'malu mevkufetun ve mahbusetun hatta yusalla aley bana salavat okunmadıkça bütün dualar hapsedilmiştir bütün ameller havada bağlanmıştır Allah'ın huzuruna kabulüne ulaşmaz bana salavat okunmadıkça dua havada askıdadır. Kabul olunmaz. Hangi ameli yapsan bana salavatsız Allah Teala'ya huzuruna yükselmez. Velev en abden ca'e yevmel kıyameti bi hasenat dünya. Bir kul diyor bütün dünya ehlinin amellerini sevaplarını getirse. Velem mekun fiyha salatun aleyye ama bana salavat o dosyada bulunmazsa Ruddet aleyh yok felem Al bütün amellerini geri, vur suratına, hiçbiri kabul olmaz. Bunu duymadın mı dedi. Gazette. Şimdi, efendim, namazda ne yapıyoruz? Ettehiyyatü de, Allah Teala'yı sena ediyoruz. Ham bulunuyoruz. Ettehiyyatü'den sonra, eğer müekket sünnetse, dörde kalkacaksak, üçe kalkacaksak, Allahu salli Allah'ım barik, Okuyor muyuz? Okumuyoruz. Gayri okuyoruz. Mesela ikindi de okuyoruz. Yatsı da okuyoruz. Öğlen de okuyor muyuz? Okumuyoruz. Mesela farz kılıyoruz. Dört rekat yatsının farzı. Ettehiyyatü okuyoruz. İkide. Allah'ım salli Allahın barik okuyor muyuz? Okumuyoruz. Şafii mezhebi okuyor. Şafii mezhebinde vaciptir. Onun için Allah'ım salli ala Muhammed en azından diyorlar. Onlara göre vaciptir. Ama biz okumuyoruz. Mesela İmam-ı Azam'a göre e, eğer ki bir insan Allah'u salli Allah'u salli falan diye kaçırsa ettehiyyattan sonra ne gerekiyor? Sehvi secde gerekiyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İmam-ı Azam Efendimiz'e bir keresinde zuhur etti. Dedi ki ya İmam bu İmam-ı Azam ya bundan baş olur mu ya? Dedi ki ey İmam dedi ona ben dedi haber aldım ki sen Allahümme salli diyene sevi secde gerekir. Diyor musun? Şafii mezhebinde deniyor. Bizde denmiyor. Müekkese aradaysa, farzdaysa, ortadaysa denmediği gibi diyene de sevi secde gerekir diyor musun? Nasıl bu hükme vardın diyor. İmam-ı Azam ne diyecek acaba? He? İmam-ı Azam bu ya. Dedi ki ya Resulallah ben sana salavat okuduğundan sevgi secde gerektirmiyorum. Orada ettehiyatü bittiğinde ayağa kalkması lazım. Demek ki bu adam gafil olduğundan dolayı Allah'ıma salli dedi. Aklı başında olsa ne yapacak? Farza kalkacak. Bu kafayı başka yere takmış ki Allah'ıma salli dedi. Ben diyorum ki ona diyor gafil olarak seni düşünmeden senden habersiz olarak dil alışkanlığıyla salavat okuduğu için sehvi secde icap ettiriyorum. Çünkü aklı başında olsa zaten kalkacaktı. Demek kafa yerinde değil Allah'ın masalli diyor. Rekatı şaşırtmış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok memnun oldu. İsabet ettim buyurdu. Yani anladın mı şimdi? Sana salavat okuduğu için değil diyor. Senden gafil olduğu için sehvi secde icap ettiriyorum. Çünkü neden? Eğer gafil olmasa namazın neresinde olduğunu bilen adam ne yapar? Hemen kalkar. O Allah müsalli diye niye kaçırıyor onu? Kafası başka yerde kalkmıyor, kaçırıyor. Onun için sevize icabet diyor. Yine İmam-ı Azam doğruya isabet etmiş oluyor. Ancak tabii ki son kadelerde ne yapıyoruz? Allah müsalli? Allah barik okuyoruz zaten. Elhamdülillah onu insanlar ilk daha namazı öğrenirken öğreniyorlar. İlla her namaz kılan onu maşallah belliyor. Şimdi bu hususta fazilet çok. Ancak birkaç tane rivayet ediyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Men serrahu en yelqa Allah ve hu anhu radin felyukthir min as-salati Kim yarın ahirette Allah Teala'ya kendisinden razı olarak kavuşmak istiyorsa sizi sevindirir mi? Sizi mesrur eder mi? Memnun kılar mı ki yarın Allah'a kavuşacağız inşallah? Rabbimizle görüşmemizde Allah bizden razı olacak. Hiç bize kızgın olmayacak. İster misiniz diyor. İsteyen bana salatı çok yapsın diyor. Allah salli ala seyyidine Muhammedin ve ala aleyhi ve sahibi ve sellem. Çok evlen nâsi kıyamet yevmel kıyâme ekterum aleyhi salâde. Kıyamet günü bana en yakın mecliste en yakın yerde oturması kime nasip olacak diyor. Bana en çok salat okuyanınız. Allah salli ala seyyidine Muhammedin ve ala aleyhi ve ve sellem. Yani şimdi öyle bir şey ki hiç başka bir amellen değil diyor. Sırf salavatı fazlalığıyla bana yaklaşmadı. Hatta bir gün bir genç geldi. O genci ne yaptı? Ebu Bekri Sıddık da oradaydı. Arasına oturttu. Ebu Bekri Sıddık'tan daha öne aldı. Ondan sonra da Hazreti Sıddık'a dedi ki özür diliyorum dedi. Senin merteben yüksek de ben bunu dedi biraz daha yakına aldım. Bu dedi bütün kainatın salavatı kadar bana günde salavat ediyor onun için dedi. Hz. Sıddık da şaşırdı. Bu nasıl olacak? Dedi Allahu salli salli Allahum salli ala Muhammedin bi salli salli Muhammedin bi salli Adam ne diyormuş biliyor musun? Gence bak. Ne gençler var ya. Kafayı çalışmış. Ya Rabbi diyor. Resulüne ne kadar salat ediyor? Ona salavat okuyanlar sayısınca diyor. Bir de diyor okumayanlar sayısınca diyor. E bir şey kalmadı ki hepsi girdi içine dedi. Bunu dedi ne yapayım dedi. Nasıl geri tutayım dedi. Bu en yakına bunu oturtturacağım dedi. Böyle delikanlılar varmış sahabenin içerisinde. Adamlar oturuyor. Sen nasıl böyle uyduruyorsun, kuruyorsun bir şeyler? Ha, onlar da ne kadar salavatı kısadan en büyüğünü yaparım diye ona kafayı yoruyor. Aşığın fikri neyse zikri odur. Böyle kolay ameller var. Men ekzera minas salati aleyye fi hayati. Kim hayatında bana salavatı çoğaltırsa. Emarallahu cemi amahlukati enestagfiru lev mati. Hayatımız elhamdülillah elimizdedir. Yaşıyoruz. Çenemiz dönüyor, dilimiz ıslak. Elhamdülillah salavat okumak nasip oluyor. Onun için kim sağlığında salavatı çok okursa onun vefatından sonra kabre yatar ama Allah Teala bütün mahlukatına emir buyuruyor. Hepiniz bu kulumun günahları için af isteyin bakalım diyor. Bütün yaratıklar ona istiğfarla uğraşıyor. Neden o sağlığında salavatla meşgul olduğu için. Allahumme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ali ve sahbihi. Yine hadis-i şerifde ekfiru minas salat aleyh. Bana salavatı çok yapın. Fe inneha nurun fil kabr. Kabirde bir nurdur diyor. Kabirde bir nur. Hatta burada başka bir yerde gördüm Şibli Hazretleri anlatıyor Hazreti Şibli'yi duydunuz insanların cinlerin şey Şeyhü Sekaleyn Hazreti Şibli diyor komşularımdan biri vefat etti şimdi Hazreti Şibli'nin rüyası senin benim rüyama benzemez ben de görüyorum ben bu gece neler gördüm ama fare rüyasında deve olmuş kalkmış yine fare duruyor yani yani ben de bazı kere kendimiz Reisi cumhur görüyorum yani. Bir de kalkıyorum. Hikaye. Bir şey yok. Saar rüya. Ne hakikaten? Evvelsi gece başbakandan konuşuyorduk mesela. E sabaha kalktık. Hiç. Memur bile takmaz bizi yani. Ne olacak ki şimdi böyle rüyadan? Hazreti Şibli misin yani? Adam nasıl rüya görüyor? Rüya olur mu? Bunlar ikine zuhurat diyoruz biz. Ne demek zuhurat? Mana aleminin keşfi. Çünkü adam zikir üzere, devamlı zikir üzere. Senin gibi yatıp da Kamyonu da yuvarlamamış yani adam. Aha! Abdestli, taharetli, gusüllü. Sen bir kalkıyorsun. Sular <laughs> akıyor mu? Musluk çalışıyor mu diyorsun tabii yani. Efendim. Şu an ben bozuk mu onu soruyorsun yani. Sen yandın. Sen yandın. Hazreti Şibli diyor, komşum öldü diyor. Mana aleminde gördüm. Dedim ki nasılsın? Ya ne alemler. Bunlar hep bize anlatılıyor ha. Bunlar bize ahiretten haber geliyor. Ahiretten haber nereden gelecek yani? Ya ayet, ya hadis, ya evliyanın ilhamlarıyla gelecek. Başka bir şey biz size anlatamayız ki burada. Hepimizin başına gelecek işte. Kabir alem. Ey şibli dedi. Öyle sıkıntılar çektim. Öyle dehşetlerle karşılaştım. Mezara kondum. Münker nekir geldi. Görülmemiş bir hal. Öyle korkunç bir halde. Dilim tamamen tutuldu dedi. Dolandı. Dilim dolandı. Men Rabbi geliyor. Rabbin kim? İşte öyle bir korkunç bir şekilde geliyorlar ki Rabbim Allah'tır demek de zor yani. Adamın aklı başından gidiyor ya. Aklı başından gidiyor. İnsan en iyi bildiği şeyi söyleyemiyor heyecanlandığı zaman ya. Öyle bir dehşetle geldiler diyor. Ben de şaşırdım diyor. İki melek geldi diyor. Baktılar ki ben tutuldum diyor. Pek cevabı güzel veremiyorum. Bir tanesi diyor davrandı ki bana azabı başlatsın. Allah Allah. Kim kurtaracak ya? Kim kurtaracak ki? Nereye bağıracaksın ya? Şimdi adam idamlık orada beklese herif yine diyor ki nasıl olsa af çıkar diyor ya. Mesela yani. Adam idamlık olsa rahat benden iyi yani. Şu dünyanın azabını bir de bu. Kim kurtaracak seni ya? Yani? Azap başlamak üzere. Baktım diyor, yandığım gündür dedim. Bir zat geldi diyor. Kabre, Ondan güzel bir yüzlü görmedim. Öyle güzel. Benimle o meleklerin arasına girdi. Bana diyor evvela öğretti. Söyle Rabbiyallah dini el İslam, Nebi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Rabbim Allah dinim İslam, Peygamberim Muhammed aleyhisselam çabuk cevabını ver dedi diyor. Ben de diyor telkin yani telkin hoca yukarıdan yapıyor da aşağıdakine yaramıyor ki o. O ayrı bir şey yani. He? Hoca diyor oradan ki Şimdi diyor sana melekler gelecek diyor. Gözleri şimşek çakıyor diyor. Tüyleri yerden sarkıyor. Çok ürpertici, vahşi bir şekilde gelecekler. La Allah'ın yardımıyla korkma diyor hoca yukarıdan. O da diyor sen gel de sen korkma diyor yani. <laughs> hoca efendi sen şimdi düşünüyorsun ki zarf kabarık mı gelecek? Az mı gelecek? Buradan beni bir yemeğe çağırıp bir ayran içirecekler mi? Senin hesabını... Hoca öyle ezberlemiş konuşuyor tabi. Her hoca bir değil. Her hoca bir değil. Tabii. Bizim Kemal Efendi var Allah selamet versin. Bir telkin yapıyor yani. Mübarek. Kendi ahiretten çıkmış gelmiş gibi bir telkin yapıyor yani. Adam onun telkinini dinlerken adam dışarıdakiler korkuyor yani. Adam ciddi. ciddi Allah dostu adamlar var yani. Şimdi buna her hoca bir değil ama şimdi hocanın derdi zarf yani. Hoca kafayı takmış herifler zarfı nasıl verecek acaba? Oradan da telkin usulü yerine gelsin hemen. Cevaplarını da öğretiyor. Adam ne yapacak yani bu hocanın telkiniyle aşağıda? Nasıl kurtaracak? Melekler geliyor, sualler başlıyor. Ölü zaten. Canlanıyor. Ruh geliyor. Cevap verecek ruhtur tabi. Yani dilden cevap verecek. Ruh giriyor. Belden yukarısına canlanıyor. Bey, mekanizma çalışıyor. Kafa beyin yerine geliyor. Cevabını verecek. Yine yatacak aşağı. Ne yapacak? O zat diyor hüccetimi telkin etti. Cevaplarımı öğretti. Ben dedim ki diyor. Aklı başına geldi ya şimdi bunun da. ente sen kimsin dedim diyor. O da dedi ki diyor. Ene melekun halakani Allah min sevabis salati ala Muhammedin Resulillah. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ente Gün salat ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem fi'd dunya leke cebran li salatike ala Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem li min ve min niran hatta cennete bi rahmatillah Meleğin cevabını görüyor musun? Hocam hani ben ne anlayayım ben Türküm o Arapça konuş. Ne alakası var? Ahirette hep otomatik Arapçaya geçeceğim yani. Otomatik Cennet ehlinin dili nedir diyor? Arapçadır diyor. E sen burada Arapça bilmiyorsun diye cennetin kapısında git birkaç sene öğren diye kurs açmayacaklar yani. <laughs> Giren otomatikman Arapça konuşacak yani. Melek, melek bak konuşuyor. Melek diyor ne dedi bana? Dedi ki bana sen dünyadayken Muhammed ve Vesselam'a çok salavat getirirdin ama bozuk adamdın ayrı dava. Şimdi Burada düştün belaya Allah senin dünyada okuduğun salavattan beni yaratmıştı diyor. O salavatlardan melekler halk oluyor hep. Ya okuduğun salavatlardan Allah melek yaratıyor. O cevaptan Allah beni halk etmişti ve şimdi seni bütün dertlerden kurtarayım. Allah'ın izniyle cehennem azabından da mahşerde kurtaracağım. Cennete Allah'ın rahmetiyle sokana kadar diyor senin salavatından yaratıldığım için sana yardımcı olarak Allah Teala beni görevlendirdi diyor. Bak görüyor musun? Hazreti Şibli böyle bir rüya nerede göreceğin ya? Sen böyle bir rüya görebilir misin? Zaten uyandıktan sonra yarısını unutursun ya. Yarısını da uydurursun. Ondan sonra oldu rüya yani. Böyle bir şey olur mu? Niye senin rüyanı kimse anlatmıyor da Hazreti Şibli'nin zuhuratı kitaplara geçmiş, yüzlerce senedir anlatılıyor ya. Allah dostları böyle görüyorlar işte. Böyle açık, alenen onun için ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bana çok salavat getirin. Bana salavat nedir? Nurun fil kabri. Kabirde nurdur diyor. En karanlıkta ne lazım? Nur lazım. Ve nurun ala sırat. Sıratta da nurdur diyor. Bak ben kaç cuma hutbesi sıratı anlattık. Hala da anlatacağız. Kaldı biraz Ramazan'dan sonraya. Sırat köprüsündeki karanlıkları, sıkıntıları, şiddetleri, dehşetleri. Ümmetimden birini gördüm diyor. Tökezlendi. Orada tökezlenmeye gör. Tökezlendi mi Allah muhafaza. Ayağa daha kalkamayıp uçuruma gidebilirsin yani. Tökezlendi diyor. Düştü cehenneme düşecekken bana okuduğu salavatlar geldi. Tuttu elinden kaldırdı diyor. Yürü git diyor. Yürü cennete kadar yolun var. Ya. bu boşuna mıdır ya? Ve nurun fil cenneti. Cennette de nurdur. İnşallah Cennetin nuru nedir? Salih amellerdir. Cennette hoş güneş yok, ay yok, floresan yok, lamba yok. Cennet pırıl pırıl. Nereden? Bu amellerimizin nuruyla nurlanacak inşallah. Yine hadis-i şerifte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. <laughs> Ekfiru min as-salati bana salavatı çok yapın ve inna tutfu gazabel cebbar. <laughs> cebbar Allah Teala ki her istediğini zorla da olsa, kahırla da olsa Karşı taraf istemese de o yaptırır yani. Öyle güce sahiptir. Bir gazap etti mi Allah Teala'nın gazabının karşısına hiçbir şey duramaz. Ama diyor bana salavat okursanız Allah'ın gazabını söndürür diyor yani. Bir kuluna diyor gazap etse cehenneme atacak şekilde dünyasını ahiretini mahvedecek. Allah gazap etti bir günah yaptı diyor. Bir salavat getirse Allah'ın gazabı söner diyor yani. Ya. Niye? Sevgilime, habibime bir rahmet okudu diyor. Salavat okudu diyor. Şimdi ben bunu nasıl? Görüyor musun millet nasıl işi bulmuş yani? Ya madem günahsız durmuyorsun Allah'ın gazabını söndürmenin de yoluna bak yani. Ve tuhinu Keydeş şeytan. Şeytanın hilelerini zayıflatır diyor. Şeytan çok tuzak kuruyor. İnşallah Ramazan'da biraz rahat edeceğiz inşallah ama ne olacak şeytan yoksa nefis var. Zaten onu 11 ay nefsi öğretmiş. Nefis şeytandan beter olmuş. O diyor ki, hadi ben biraz tatile çıkayım. E nefis ayrı pisliklere insanı düşürüyor ama Ramazanda günah oranı nispeten azalıyor yani. Şeytanın hilelerini de zayıflatıyor salavat. Allah Resulünün sallallahu aleyhi ve sellem şefaatleri, himmetleri, ruhaniyetleri, bereketleri efendim el veriyor. Yine hadis-i şerifte sallallahu aleyhi ve sellem "Ekterukum salaten alayya ekterukum ezvajan fil cennet" Yarın ahirette en fazla eşe kim sahip olacak? Hurilerden en fazla hanımı kime nasip olacak diyor? Bana en fazla salavat okuyanlara nasip olacak diyor. Bu da acayip bir fark. Bu da acayip bir fazilet. Bu da acayip bir müjde. Demek ki bu da teşvik ediliyor bu itibarla. Allah Teala'nın rızası üzere. Daha çok hadis-i şerifler Sahabe-i kiramdan birisi geldi, dedi ya Rasulullah ben sana salavat ediyorum, çok ediyorum ama tabi Kur'an da okuyorum, zikir de yapıyorum, başka ibadetlerim de var. Nasıl yapsam dedi yani bu zikirlerin, duaların üçte birini sana ayırsam. Pazarlık yapar gibi yani. Üçte birin nasıl olur dedi. Desturlusu gayrun buyurdu, mübarektir inşallah yap dedi. Dedi ki, fakat dedi ben daha da artırsam sen sana salavata yoğunlaşsam dedi mesela bütün amellerin üçte ikisini sana salavata ayırsam dedi yani. Buyurdu olsun. Mübarek olsun. Tamam. Sonra durdu dedi ki Ya Resulallah dedi Ec'alleke salati kullâ. Bütün dualarımı sana salavat yapsam. Başka bir dua muha yapmasam. <laughs> Nasıl olur dedi. Namaz falan kılıyor canım yani namaz ayrı zaten de farzlar ayrı. Fakat diğer yapıyor ya ameller, zikirler, dualar, virtler, vazifeler, dert. Dedi sırf sana salatı ayırsam nasıl olur dedi. Siz de şimdi zannedersiniz ki olmaz öyle şey diyecek. Ne buyurdu biliyor musun? İden yukda deynuke ve yukfa hemmuke. O zaman dedi zaten duaya ihtiyaç kalmaz. Borçların otomatik ödenir dedi. Sıkıntıların da giderilir dedi. Görüyor musun? E çünkü mübarek eden men salli aleyhi vahiden sallallahu bana bir rahmet okuyana diyor Allah on kere okuyor diyor. Hatta bazı hadislerde men salli aleyhi vahiden aleyhi sebun melek bana bir salavat okuyana yetmiş bin melek salavat okuyor diyor yani. Sen şimdi bir salat okudun mu Allah sana sen benim sevgilime salat okudun al sana on rahmet de benden. Dediği zaman da senin neyin eksik kalıyor yani? Hangi işin görülmeyecek senin? Acayip bir şey bu ya. Bunu anlamak acayip bir şey bu. Bu salavat-ı şerife. Onun için Allah'ın dostları on binlerce salavat çıkartmışlar. On iki binden fazla çeşidi var. Bazı bir salavat var beş sayfa. On sayfa. Mübarekler. Muhittin Arabiler. Şah Nakşibetler. Abdülkadir Geylenler. Ahmet El Rifailer. Rıdvanullah El Hepsi salavat salavat salavat. Seyyid Ahmet El... Bedeviler, Seyyid Ahmet'in Ticaniler, hepsi Evliya Allah, Hepsinin salavatı var. Niye bu salavatları yapmışlar hep? Hepsi birbirinden farklı salavat yapmış. Hem de değişik salavatlar Öyle bir sigalar var. Öyle bir çeşitler var. Allah bana ömür verirse inşallah bir kitap yapacağım. Böyle dua kitabı kadar en az büyük olur. Sırf salavat yapacağım onu. Ne çeşitler var bir görseniz aklınız şaşar ya. Böyle mübarek bir şey ama işte Yetiştiremiyoruz. İnşallah yaparız. Ölmeden bir şey bırakırız. Bu salavatla insanlar amel ederler. Ne salavatlar var? Bunlar hep Allah dostları böyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e yakınlık için ya delail hayrat. O delailde neler var? Delailde. Araya da duaları koymuş. Salavat, 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 salavat. Araya bir dua koymuş. Yüzde yüz garanti ya. İsmi Azam'ı gizlemiş orada. İmamı Cezuli. Gittik onu ziyaret ettik Fars'ta. Vefat etti mübarek Ta nerede Efendim Orayı gavurlar işgal ettiler Müritleri de baktılar ki e, Burada Şeyh efendinin kabri 70 sene olmuştu Vefat edeli 70 sene olmuştu Sonra mübarek Cesedini çıkartmak icap etti ki Hicret edecekler Küfür diyarı oldu istila oldu Hasta yatıyor şimdi Merrakeş'te. Merrakeş'i biliyor duymuşsunuz. Merrakeş'te yatıyorum bari adam. 70 sene sonra diyor kabri açtığımızda bir misk kokuları saçıldı. O çok salavat okurdu. Ondan dolayı devamlı kabriyle de kokardı genç de. Yeni tıraş olmuştu şehit olmadan evvel zaten. Yeni tıraş olmuştu. Aynı diyor yeni tıraşlı duruyor. Böyle parmağı yarası üzerinde. taptaze ya yine de öyle. Kabri şerifi misk kokuyor, etrafına misk saçıyor. Hangi insanlar bu salavatla meşguldür? Mesela Bürde sahibi imamı Musyri İskenderiye'de yatıyor. Mısır'da. İskenderiye'de ta gittim onu buldum. İskenderiye'de gittim. işte o zaman tamirat vardı. Şimdi herhalde bitmiştir. Allah sizi inandırsın. Her taraf şeydi. Kırık dökük restore vardı. Yani hiçbir ne halı var. Ne bir şey var? Kabirden bir mis kokusu geliyor, samimi söylüyorum, burnunuz düşer yani. İmam Hüseyin'in kabrinde, öyle. Resulullah'ın meddahı o. Onu medetti, kime ne bilmiş? Öyle bir etmiş mübarek insan. Değil mi? Onlara o mis kokusu sirahat etmiş. Çok salavat okuyanlara da bu sirahat ediyor. Böylece onlar dünyada da ermişler, ahirette de ermişler. Allah Teala bizi de kurtarsın fazlu keremiyle salavat hürmetine. Küvazi Bestami Hazretleri buyuruyor. Ebu Salih el Müezzin bu zat vefat etti. Dedim ya Rabbi ne olur bana mana aleminde bir göster. Kendisini bir gece gördüm çok güzel halde. Dedim ya Aba Salih ahiretteki durumlardan bana haber ver. Dedi ki Küntü minel halikin levla kethretu salati ala Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Eğer dedi dünyada çok salavat okuyanlardan olmasaydım diğer amellerim beni kurtarmayacaktı. Yanmıştım helak olanlardandım dedi. Ya. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yakınlık onun şefaatine vesiledir. O en dar zamanda yetişir. O vefalıdır. O vefalıdır. O elinden tutarsa meleklerden de seni kurtarır. Azaplardan da seni kurtarır. Cehennemden de seni kurtarır. Şu kıssayı çok dikkatle dinleyin. Bundan bitireceğim. Ancak çok önemli bu. Abdülvahid ibn Zeyd meşhur meşayihin Evhadül Meşayih efendi hazretleri derdi. Meşayihin birici, gözdesi Abdülvahid ibn Zeyd radıyallahu anh. Çok geçer menakıpta. Bu mübarek zat anlatıyor. Bir kere beytullah Beytullah'il Haram'a Kabe'ye doğru hac yoluna çıktım. Yolda bir adam arkadaş oldu bana. Oturuyor Allah salli ala sinem. Kalkıyor Allah aleyhi ala seyni, Muhammed ve ala, ala Gidiyor salavat, geliyor salavat, yiyor salavat, içiyor salavat, uyuyor salavat, abdest alıyor salavat, hiç başka bir şey yaptı. Allah. Hangi işi yapsa kainatın efendisine Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala Salavat üzere. Dedim ki bana bunu bir anlatır mısın? Sen de bir hal görüyorum. Hikmetini sor soruyorum. O zat dedi ki sana çok acayip bir şey anlatacağım. Dedi. Olmuş. Yaşanmış bir hadise. Bir kere dedi anam babamla beraber Mekke'ye hacca çıktık. Evelce. Bir yere geldik. Yol yorgunluğuyla hepimiz serildik yatmağa. Ben uyumuşum dedi. Birden bir ses duydum. Bana hatiften geliyor. Sahibi görülmeyen ses. Ya fulan! Kun fekadematallahu validek. ve kad Ey falan diyor bana ismekte. Kalk dedi. Allah babanın canını aldı. Suratı kapkara oldu dedi. Haç yolundayız diyor babamla. Ben diyor dehşetle uyandım daldırmışım orada anam babamı da orada herkes dinlenmeye çekildi. Korkuyla uyandım. Doğru geldim diyor babamın yanına. Uyanık yani, uyku değil, uyku. uyandım diyor. Geldim babama hakikaten vefat etmiş. Yüzüne bir perde çekmişler. Perdeyi açtım, suratı siyah. Allah Allah. Biraz bozuk amelleri varmış. Ben bazı rivayetlerde gördüm faiz gibi iştigaller. Bazı rivayetlerde gördüm ama şimdi tam buna da kesin bir şey diyemiyorum. Ancak bozuk amelleri varmış. Öyle üzüldüm, öyle üzüldüm diyor. Ya haç yoluna çıktık. Haç yolunda adam ölüp de suratı kararır mı ya? Haç yolunda ölen lepek diye dirilir yani. Biz öyle biliyoruz. Haç yolunda ölmek çok şehittir fazileti var. Bu nasıl böyle karardı ya? Adam ne olacak adam? Mekke'de de kararır ya. Adamın ameli bozuksa Mekke patlamaz ki adam. Ne olacak? Çok üzüntüye düştüm. Hayret içerisinde kaldım. Geçkinlik geldi. Yine böyle uyku galip gelir. Allah Teala bir şey göstereceği zaman Bedir Muharebesinde de yine aynı oldu diyor. Allah Teala diyor ya Size diyor uyku veriyordum diyor. O uyku hali gelirse bir geçkinlik oluyor. Kendi elinde olmadan o kadar heyecanlı zamanda insan uyuyabilir mi mesela? Bir de bakıyorsun birden gitmişsin. Bir de baktım diyor dört tane simsiyah zat. Suratları kapkara. Babamın başında durmuşlar. Ona azap etmek istiyorlar. Dört tane de ayaklarında ellerinde de demirden kamçılar var. Ben diyorum ne olacak bu babamın hali? Gelmişler azap melekleri gelmişler yani. Tam onu azaba alacaklar. Birden bir zat peydalandı. Onun nurundan ortalık aydınlandı. Her yer aydınlandı. Sonra o kara olan zatlara yönelip tene uzak olun dedi. Uzak ol, çekilin. Onları uzaklaştırdı. O anda uzaklaştırdı. Daha bir daha göremedim onları. Sonra diyor geldi babama. Eliyle bir sıvazladı yüzünü. Kardan daha beyaz oldu surat bir anda diyor. Gözle görürüyor şekilde ya. Nur yüzüne sardı diyor. Bütün yüzü nur oldu. Sonra bana döndü. Beyyadallahu ve zala anhus seva. Babanın Allah yüzünü ak etti. Görüyor musun? Karartı gitti diyor. Dedi bana. Dedim ki: Men ente? Fecezakallahu anhu hayra. Allah sizi hayırla mükafatlandırsın. Ne büyük iyilik ettiniz babam. Surat, suratı kapkara. Allah'ın huzuruna çıkacaktı. Kimsiniz? buyurdu ki ene Muhammedur Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben Allah'ın Resulü Muhammed'im sallallahu aleyhi ve sellem dedim ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ma kâne sebeb fî bu kadar ümmetiniz var da bu babam bu halde öldü durumu da pek iyi gözükmüyordu buna gelmenizin sebebi neydi sordum diyor efendim sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu emma validuke fekâne müsrifen ala nefsi senin baban kendine karşı çok israf yapmış, çok haddini aşmış günahları vardı dedi. Babanın nefsine zulmü vardı dedi. Gayr'anne u kâne yüktiru minassalâti aleyh. Ama bana da çok salavat okurdu dedi. Felemmâ nezele bîmâ nezel bi. Başına diyor ölüm hali, şiddeti gelince, suratı kararınca, azap melekleri başına gelince bana sığındı diyor. İşte Allah kurtaracaksa da o anda onu aklına getirir. Ya Resulallah dedim mi? Edrik ne ya Resulallah? Yetiş bana ya Resulallah diyecekse. Esselatu vesselam aleyke ya seyyidi ya Resulallah. Ey benim efendim Allah'ın Resulü. Sana salat selam olsun. Huzbiyedi, vakat hileti, edrikni ya Resulallah. Çarem azaldı. Dermanım tükendi. Tut elimden yetiş bana ya Resulallah diyeceksin. Bin kere okuduğun zaman da bin kere bunu Hazinetül Esrar'da geçer. Sabaha iş kalmaz ha. Sabaha iş kalmaz. Ben bununla amel ettim elhamdülillah. Hem de Resulullah'ın yanında. Ravzada bitişik. Bin kere. Ama işte bazı iki yüzde, üç yüzde gidersin yani. O sayı ne olacak? Bin olacak. Bayağı da tutuyor. Saatler sürer ha. Ne zaman daralırsan ya sana salat selam olsun. Başta bir salavat okuyorsun. Peşinden hudbiyedi <laughs> tut elimden. Kadlaqat <laughs> Çarem azaldı, tükendi. Edrik ne ya Resulullah? Yetiş dedim mi yetişir ha. Uzat zat vefat eder etmez bundan amel etmiş. Resulullah buyurdu ki ene gıyatu men istagaze bi yardım isteyenin yardımcısıyım. Bana sığınanı yalnız bırakamam dedi. Görüyor musun? Ama ama ne var? Altyapı var. Nedir o? Zaten çok salavat getirmeyen adam başı sıkışınca ya Resulullah der mi? Diyemez ki. Diyemez ki. Demek adamın günahları vardı ama o salavatının çokluğu hürmetine daralınca ya Resulullah dedi. Ya bu sapık vahabiler de ya Resulullah deme diyor şirk diyor. Tövbe ya Rabbi Şefaat ya Resulullah demeyecek misin? Gavur olur musun? Bunlar ne sapık adam ya. Kime diyeceksin şefaat? Resulullah varken kime diyeceksin şefaat ya Resulallah? Tam şefaat. E vefat etmiş. Vefat etse de aynı diridir. Hiç farkı yok. Kabrinde duruyor aynı taptaze. Selamlara cevap veriyor. Yetişiyor yardımlara. Salavat okunan meclislere geliyor, teşrif ediyor, ziyaret ediyor. E itikad Bari Adam geldim diyor, kabri şerifin başında durdum. Çok da acıkmışım, yoldan geldim. O zaman şimdiki imkanlar yok, şimdi Medine'de bolluk, yemeyeni dövüyorlar. O zaman bir yemek yok, su yok, bir şey yok, geldim diyor. Ene daifü kelleyin, bu gece senin misafirinim ya Resulallah. Aç susuz geldim, canımı zor attım dedim diyor. Gittim minberin orada yattım diyor. Bir de baktım diyor, selam kapısından Resulullah geliyor sallallahu aleyhi Yanında da Ebu Bekri Sıddıklı Ömer. Bir geldiler diyor. Bir pide ellerinde. Al ya buyurdu. Hazreti Ali verdi ona herhalde neyse. Pidenin yarısını yemişim. Öyle bir doymuşum ki diyor. Pide ayıldım diyor. Yarısı elimde duruyor. E misafirini aç bırakır mı ya? Ama sen sen nasıl misafirsin ona bak. Adam Medine'ye gitmiş. Üç gün evvel uçak yok mu diyor. Çabuk dönelim. Vah sana vah sana vah. Adam ne demiş Medine'de? Yahu dedi amma sıcak. Yandık dedi ya. Şimdi bizim yaylada olacaksın da bir ayran içeceksin dedi ya. O gece Resulullah geldi ona. Dedi sen defol dedi bizim Medine'den dedi. Git ayranını iç yaylanda dedi sen. Defol. Dedi. Medine'den kovuldu adam ya. Tabi ya. Resulullah'ın yanında edepsizlik yaparsan ne olur? Edepli gidenler alıyor alacağını. Edebini bilmeyenler işte ben. Adam turizm seferi gibi gidiyorum Medine'de. Anca çarşı, pazar dolanıyor, dolaşıyor. Geziyor. Hiçbir, oturup da yüz kere salavat okuduğu yok. Ne olacak? Allah yerinde nasip etsin inşallah. وَاَنْ صَلَّ عَلَيَّ kabri قَبْرِهِ ve وَاَنْ صَلَّ عَلَيَّ نَائِيًا Kabrimin yanında diyor salavat okursa, cuma gününe lüzum yok. Hangi saat okursa okusun, kulağımla duyarım diyor. Ama uzaktan olursa bana melekler ulaştırır diyor. Ancak cuma gecesi, cuma günü melekler devreden çıkar. Bizzat duyarım diyor. Allah. Cuma gecesi, cuma sabahı mübarek. Ya. Onun için cuma sabahları 14 secdeler yapılıyor, salavatlar okunuyor. Ya. Cemaatle kılındı mı? Başka oluyor. Cuma sabahları. Allah nasip etsin. Evet. Ve ekliyiz salatü aleyh. Evladım dedi. Bak babam bu haldeydi ben ona yardım ettim. Sen de bana salavatı ihmal etme dedi. Bana diyor. Ben diyor ayıldım. Bir de gittim ayık ayık uyanık hiç kabalı yok. Şu babası hakikaten öldü ha rüya değil Bilmiyorum musunuz nasıl anlattım? O daldığında öldü hakikaten. Ayıldı baktı ölmüş. Suratı sipsiyah. Bir daha daldı. Resulullah sallallahu gelişini gördü falan. Bir ayıldım diyor gittim diyor. Hakikaten yüzünden diyor örtüyü kaldırdım. Ben beyaz olmuş suratı diyor ya. Kara su da gördüm diyor. Nur gibi suratında gözümle gördüm diyor. Ya da değil. Bu zaten ana Ondan sonra diyor hemen onu yıkadık, kefenledik. Defnettik. Ondan sonra diyor hiç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat okumayı terk etmedim. Artık diyor sen de bu hali görseydin benim gibi otururken salavat, kalkarken salavat, yatarken salavat, yerken salavat, içerken salavat. Ben nasıl bırakacağım diyor. Bir adım atmazmış mübarek adam. O babanın çocuğu yani. Abdülvahid İbni Zeyd Hazretleri'ne anlattı yolda. Böyle başına geldi acayip bir şey. Onun için kardeşler Allah yolunda kardeşlerimizsiniz. Salavatı çok yapmalı. Özellikle salavat emrinin indiği Şaban ayının son haftasına girdik. Aha Şaban ayı çıkıyor. Muhammed Mustafa benim ayım buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem. Benim ayım buyurdu ya. Bunun bir özelliği yok mu ya? Bunda bir farklılık yok mu? Ya. İnşallah bu ayda salavatı artıracağız. Kalan bir haftayı salavatı artırarak. İnşallah. Özellikle cuma gecesi değil mi? Bir cuma günü kaldı. Bir cuma kaldı. Bu cuma tam salavatla en az 300 kere. Salavat şerifelerle. Amel edelim. Ancak... Şimdi, tabii eskiler mübarek adam diyor ki ben bin kere okudum, iki bin kere okudum, o diyor on bin salavat getirdim. Mübareklerin ne bereketli vakitleri var, ne amelleri var, ne hatimleri var, ne cikili, akıl sır ermiyor Allah Teala istediğine zamanı genişletiyor. Allah Teala istediğinin parasını da ne yapıyor? Bereketlendiriyor. Yüz milyar kazanan getiremiyor, yüz milyon kazanan artırıyor. Yani mesela bunlar gözle görünen şeyler, bereket ayrı bir hadisedir. Ancak şimdi burada iki salavat-ı şerife yazdım. İnsan tabi yüzlerce, binlerce salavat okumaya himmet lazım, e fırsat lazım, vakit lazım. E bunda size bulunmuyor. Onun için biz size lafzı kısa, gücü fazla olan birkaç salavat burada naklettik. Şaban Şerif vesilemizde Abdülkadir Geylani radıyallahu anh bu zat diyor ki bir seyahatim diyor dağlarda zikirle ibadetle meşgul olurken bir mağaranın kapısında bir salavat nakşedilmiş gördüm. Bu salavatta yazıyorduk yanında tabi kudretten artık. Bu salavatı bir kere kim okursa 50 bin salavat yazılıyor. 50 bin salavat kaç dakikada çekersin? Kaç saatte? Kaç gün sürer? Bir kere okuyana 50 bin yazılıyor. Daha sonra Dedim acaba bu haberin sıhhati ne derecedir? Mana aleminde Resulullah'ı gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Abdülkadir Geylani radıyallahu anh. Biliyorsunuz artık onun büyüklüğünü evliyanın reislerinden. Dedim ki ya Resulullah ben böyle bir salavat gördüm. 50 bin salata denk gördüm. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem hiye bi seb'in elfi salat değil 50 bin dedi. O salavat 70 bin salavat gücündedir. Resulullah böyle buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Şimdi bu 239 Şaban-ı Şerif Risalesi'nin 239. sayfasında her gün bir kere okusanız neyiniz eksilir? Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nebiyil ümmiyil kuraşi behriyen varike muadine esrarike ve aynu inayetike ve lisanı hüccetike ve khayri khalqike ve habbil khalqi ileyk abdike ve nebiyike lezi khatamti ve il enbiya vel ve ala alihi ve sahbihi sellim subhane rabbike rabbil izzeti amma yasufun selamu alel murselin Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Zor mu? 230 9 Bunu Şaban'ın son haftası okuyun amel edin. Niye yazdık? 50 bin çek desen çekebilir. 70 bin salavat ayarında bir tane. E bundan 100 tane çeksen ne olur? Uuu. 70 binle çarp. Hoca ne karıştırıyorsun zaten? Bir tane okuduk yetmedi mi? E yetmedi tabii ya. Resulullah'a Sıkıştığın zaman müracaat edersin sallallahu aleyhi ve sellem. işini görür. Seyyid Ahmet'e Rifai Hazretlerine ait bir rivadine 240'ta. Burada da muazzam bir salavat var. Sabah namazından sonra hangi muradı için okumaya devam ederse Allah'ın izniyle o ihsan olur. 12 bin kere okusa rüyasında Resulullah'ı alenen görür sallallahu aleyhi ve sellem. Hangi mühim sıkıntısı için okumaya başlasa 40 sabah 40 sabah devam etsin bir kere okusun o iş biter. 40 sabah. Şimdi yarından hesap etsen bir. Ramazan'da da tam yani ha. Tam da Ramazan. Bayramdan sonra işin olur yani. Ne işin var? Ne işin varsa ha. Allah meşru istekler versin. Eğer isteğin meşruysa ne olmak istiyorsun? Hastalıktan şifa mı? Derdine devam mı? Borcun mu var? Fakirlikten mi kurtulmak istiyorsun? Hayırlı eş mi istiyorsun? Hayırlı iş mi istiyorsun? Kimin ne derdi var? Sabah namazından sonra devam edecek. Bu mübarek salavat. Buna devam eden Allah'ın izniyle muradına kavuşacak. Allah zengin. Habibini de araya koydun mu sallallahu aleyhi ve sellem hiç duar reddi olmaz. Allahum salli ve sellem ala seyyidina mevlana Muhammedin bahri envarike ve maadine esrarike ve lisane hüccetike ve arusi memleketike ve imam hadratike ve tirazi mülkike <mülüyor> ve hazani rahmetike ve tariqi şeriatike ve müteledidi ve İnsan insani aynil vücud ve sebebi fi kulli mevcud aynil ayağın halkı kelim tekaddim min nuru duyake salaten öyle bir salavat yap ki diyor. <messizlik> Tehullü <tir> bir <be' ukdeti> düğümlerimi çözesin. İşlerimiz düğümlenmiş biliyor musun? Çoğu işlerimiz açılmıyor. Bu salavatla diyor, düğümlerimi çöz ve tüveri cübe Sıkıntılarımı aç. Salaten turduyken ve turduyken durda bir anı. Ya rabbel alemin. Öyle bir salat olsun, seni de memnun etsin, onu da memnun etsin, sen de bizden razı gelesin. Ya rabbel alemin diyor. Öyle bir salavat olsun. Adedemaha tabi ilmike. İlminin kuşattıkları sayısınca ve ahsav kitabı levh-i mahfuzun yazdıkları sayısınca ve cerabi kalemi kaleminin yazdıkları sayısınca ve adel emtar yağmur damlalarınca ve lehcar taşlar sayısınca ve leşcar ağaçlar sayısınca ve melaketil bihar denizdeki melekler sayısınca ve cemi'i ma khalaqı mevlana minevvel izlemanin ahir ilk yaratmaya başladığından kıyamete kadar yarattıklarının sayısınca diyor manayı da bilmek lazım ne dediğini de bilmek lazım. Gafil olmamak lazım. Bak bir kere bile okusan öbürü gafletle okur pek bir şey anlamaz. İlla huzur. Resulullah'a rabıta sallallahu aleyhi ve sellem. Ravza-i Mutahara'yı aklına getir. Yeşil kubbeyi gözünün önüne getir. Ziyaret nasip olduysa o mübarek parmaklıkları gözünün önüne getir. Huzurundayım, yanındayım. O beni duyuyor. Bu itikadla. Oku bakalım ne oluyorsun bakalım. Bakalım ne oluyorsun. Hele bu Şaban ayında hele de Cuma gününde inşallah... Allah Teala amele muvaffak etsin. Hepimizi Habibinin salavatından gafil etmesin. Allah Teala sayfa 240'ta bu salavat-ı şerife. Evet. Gemi git gemi gidiyor yani. Binen binsin. Şaban ayı çıkıyor. Bir hafta kaldı. Bir hafta kaldı. Kapan kapsın. Kurtaran kurtarsın. Bu mübarek risale ne bereketlere vesile oldu. İnşallah uğraştırın alın, okuyun, okutun son olarak amele muvaffak olursunuz inşallah. Koca İmam-ı Şafii radıyallahu anh mana aleminde görüldü. Müctehit adam dediler ki ne durumun var? Dedi ki bir salavat yapmışım. Er Risale isimli bir eseri var. Bir kitabımı yazarken dedi bir salavat yapmışım o salavat hürmetine kurtuldum dedi. İmam Şafi ya. İmam Şafii diyor bir salavat yapmışım ondan kurtuldum. Neymiş o salavatı? İşte bir salavat yapıyor. Allahu salli ala seyyidina Muhammed ve ala seyyidina Muhammed adede ma zekereke ve zekerehu zâkirûn ve gafele anke ve an zikril gafilûn dedim diyor. Ne demiş oraya? Dedim ki diyor ya Rabbi Habibine ne kadar salat et. Seni ve onu zikredenler zikrettiği adedince ve senden ve ondan gafil olanların gaflet ettikleri sayısınca böyle bir şey demişim diyor. Bu salavatla yüzüm ak oldu diyor. Allah. Koca İmam Şafi, mücdehit adamlar, mezhep sahibi adamlar salavatlarla kurtuluyorlar. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kurtarıcımız, baş şefaatçımız inşallah şefi'ül galgı fil mahşer Muhammed sahibül minber sallallahu aleyhi ve sellem. Minber sahibi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Miraç sahibi, taç sahibi, hepsinin sahibi Ha, mahlukatın şefaatçisi odur. Allah Teala sancağı şerif altında haşru cem etsin. Dünyada da rüyada görenlerden etsin. Kabirde de en güzel şekilde yardımımıza gelenlerden etsin. Suallerimize cevaba muktedir olmamıza yardım edenlerden etsin. Amin. Amin diyen dilenizi nar cehimden azat etsin. Amin. Meclisimizi salavatlarla mamur etsin. Buyurun bir daha. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Eftale salavatike malumat. ve sellim kedali. Bunları size duyuruyoruz. Şimdi efendi kardeşlerim Şaban Şerif Risalesi son olarak çıkıyor. Ama bütün sene lazım. İçinde ne tevbeler var, ne istiğfarlar var, ne zikirler var bu Şaban-ı Şerif'i. Siz zannediyorsunuz Şaban bitti kitabın işi. He? Halbuki öyle. Değil. Bak burada bir istiğfar var. Ben onu size diyemedim işte. Bak vakit yetmedi. Bir daha ne ameller var burada? Hepsini amel edin. İlla şimdi değil. Bunlar her zaman geçerli. Bu salavatlar hep geçerli. Bu istiğfarlar hep geçerli. Allah amele muvaffak etsin inşallah. Ondan sonra efendim Hatmi Şerif'in birinci cüzle ikinci cüz çıktı. Fakat siz ee, birinci cüzü evvelce alanlar oldu, almayanlar oldu. İkinci cüzü okuduk. Bayağı da zahmetle okuduk fakat son olarak ikinci cüz çıktı. Onda Ramazan-ı Şerif'ten evvel size arz ediyorlar. Almayanlar, almak isteyenler alsınlar. Sadakallah lazım. İşte böyle okunmuş yani tam aşır gibi de değildir ama hepten de düz değildir. Bu şekilde ikinci cüz dua ederseniz Allah sonuna erdirsin. 30 cüzü de okumayı nasip etsin. İnşallah Ramazan şerifte Ramazan Kur'an ayıdır. İnşallah Ramazan şerifte kürsüden okuruz bir sayfa iki sayfa. Sohbetin sonunda, inşallah sohbetlerin sonunda Ramazan'da okuruz. Ancak tabii burala okunanlarla cüzlerin bitmesi seneler alır. Onun için aralarda da okuyoruz. Şimdi ikinci cüz çıktı. İnşallah bir ve ikiyi almak isteyenler alsınlar. Seneye Ramazana biter hepsi inşallah. İnşallah. Bir de size bir sohbet arkadaşlar. Kıyamet alametleriyle ilgili yaptığımız derslerde birkaç mevzu içeren, özellikle İslam'ın heybetinin kalkması selamlaşmanın azalması, camilerin gezinti ve seyahat yeri haline getirilmesi, Allah'a şirk koşanların artması, sünnetlerin hafife alınması, önemsenmemesi gibi konular içeren bir sohbet. Ee, bu sohbet yeni olarak burada arz ediliyor. Tabi evvelki derslerde geçen bir sohbet. Bunun kaseti size arz ediliyor. İnşallah Rahman. Allah Teala dinlemeye, anlamaya, amel etmeye ve insanlara ulaştırmaya muvaffak eylesin. Ramazan-ı Şerif arefesindeyiz. İnsanların kalbi yumuşuyor, şeytanlar da bağlanıyor. Millet İslam'a yöneliyor. Mutlaka davet ve tehlip yap. Allah razı olsun. Bak, insanlar Hristiyanlar bir diyalog çıkarttılar. Bir dinler arası diyalog çıkarttılar. Şimdi bu biraz ağır kaçtı diye medeniyetler arasına çevirdiler. Anladın mı? Dinler arası biraz ağır kaçtı. Bunu bazı İslami cemaatler çıkar. Allah ıslah etsin. Ondan sonra bazıları da bu işi ele aldılar. E efendim şimdi Medeniyetler lafını çevirdiler, gittiler. Hatay'da bütün papazlar, mafazlar Hatay'ın adını bir yazmışlar. Allah Allah, aklım, fikrim durdu. A'sı Yahudi şey. T'si Hristiyan haçı. R'si Hatay'ın sondaki Y'de bizim hilal kalmış. Geri kalan hepsini çevirmişler gavur amblemlerine. Bütün hükümet erkanı da orada. Aklımız durdu yani. Medeniyetler, medeniyetler. Şimdi dinler dedi mi biraz ağır kaçıyor medeniyetler. Bak dün emniyetin raporunu açıkladı. Bir hoca efendi haberlerde. Diyor ki şimdi efendim 2007'ye mi 2008'e kadar 50 bin kişiyi Hristiyanlaştırmak hedefleri var. 2020'de Türkiye'nin %10'u Hristiyanlaştırılmış olacak yeni projeye göre. 2020'de Türkiye'nin %10'u dikkat edin. Aldılar ele bu işi. Efendim, eşini bak bir tanesi kalktı. Gitti Hristiyan oldum dedi. Yunanistan'da evlendi. Mürtet oldu. Zaten millet mürtet oldu diyor. Ben diyorum zaten Müslüman değildi ki. Mürtet olsun orada da anlaşamıyoruz ayrı dava. Bir tanesi de ne yaptı? Konya'nın en zengin ailelerinden dediler. O da haberlere çıktı. Başörtülü kadınlar gittiler kiliseye. Gavura kız verdiler. Halbuki gavura kız vermek zinaya kız vermektir. Yahudi Hristiyan'ın kızı alınır. Kız verilmez. El hakku ya'lu ve la yu'la İslam devamlı üstün olur. İslam'ın üstüne hiçbir şey çıkamaz. Kız alınır, kız verilmez. Onlardan hemen ertesi gün haber bunu da haberler şöyle yansıttı. Bak bu din değiştirmedi ne güzel. Bak şimdi. O din değiştirdi. Din değiştirmeye ne lüzum var? Bak Konya'nın eş eşraftan ailesi böyle başörtülü kapalı kadınlar kiliseye gittiler. Yeni bir hafta evvel Kiliseye gittiler kız verdiler gavura. Ve dediler ki, bak şimdi bunun Hristiyan olmasına lüzum yok. O niye gitti Hristiyan oldu? Bak biz Hristiyan olmadan da evlendik. Ama nerede evlendin? Kilisede. Kime kız verdin? Gavura. Gavura kız verilir. E zinaya kız ver. Çünkü nikah batıl, akıt geçersiz, verilmez. E, dolayısıyla başladılar. Bu haberler niye önceden yoktu? Niye böyle bir şeyler evvelce yoktu? Artık adamlar tamamen Türkiye'yi bölmek, parçalamak, efendim Hristiyanlaştırmak, efendim bütün akılları, fikirleri. Bunlar eski projeler. 100, 200 evvel, sene evvel kurmuşlar. Şimdi senaryoyu oynuyorlar. İşte oynayanları da buldular. Efendim bayağı rolcu var ortada. Müslümanlar da böyle uyuyor. Allah uyandırsın. Allah ikaz etsin. Milleti Hristiyan edecekler, milleti dinden edecekler, milleti gavur edecekler ya. Kendi memleketimizde salyongoz satıyorlar. Müslüman mahallesinde salyongoz satıyorlar. İslam'ı yaşamak ayıp oldu. İslam nişanları öcü oldu. Müslüman memlekette muhacir oldu ya. Muhacir oldu. Gavur cirit atıyor. E şimdi hepten alenen bu ne oluyor ya? Bu alenen ne oluyor bu? Yok dinler, yok medeniyetler. Neyi buluşturuyorsun ya? Allah'ın ayırdığını sen nasıl buluşturacaksın, birleştireceksin ya? Din İslam'dır, ondan gayri din yok diyor allah Teala. Yok! Buna din namına paye verirsen e sizin de dininiz haktır, siz de cennete gireceksiniz dersen sen de dinden çıkarsın yahu. Sen de dinden çıkar. Çıktı zaten. Çoğu dinden bu şekilde çıktı. Onun için tebliğ yapacağız. Tebliğ. Yani sesimiz nereye kadar erişiyorsa davet yapacağız, ulaştıracağız, insanlara duyuracağız. Bak bu kadar sohbetler. Niye yayın diyoruz? Onun için Allah razı olsun. Sade kendinizi almayın. Gücünüz nispetinde insanlara ulaştırın. İnsanlar bir sohbet dinliyorlar, etkileniyorlar. Hiçbir şey bilmeyen insan dininden haberdar oluyor. Ondan sonra öbür akımlara kapılmıyor. Bir Hristiyan propagandasına bir şeye öyle böyle masum bakmıyor. İslam'ı bilmeyen hemen kapılır. Ya bir şey bilmiyor. Boş kap. ne korsan o dolar. Siz hayra vesile olun inşallah. Bu hizmetleri ulaştırın. Biz burada size hizmet etmeye çalışıyoruz. Siz de bunu duyurun. Bu sohbet yeni çıkan sohbetleri yap, alın, ulaştırın. Ve özellikle bak o yeşil kutuları biz niye yaptık? Siz kendiniz dağıtamıyorsunuz. Dağıtma imkanımız olsun. Bak dün Güney Afrika'ya gönderdik. Güney Afrika'dan geldi arkadaşlar dün kasetler, şeyler. Güney Afrika'ya. E orada da insanlar muhtaç. Hep dinliyorlar, birbirlerine ulaştırıyorlar. Bütün millet namaza başlıyorlar. E elhamdülillah insanlar kurtuluyor. Siz burada duruyorsunuz. Hizmetiniz yürüyor. İnşallah böylece cömert olun. Gayretli olun. Son olarak şu hadisi ilan ediyoruz. Şabanu şehri Allah men aanani şehri. Şaban benim ayımdır. İslam benim yolumdur. Ben ve bana uyanlar Allah'a davet ederiz diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve Şaban ayında benim yoluma yardım edene Allah rahmetiyle muamele etsin diyor. Peygamber duası, peygamber ayında almak isteyenler inşallah yardımcı olsunlar, cömert olsunlar. İnsanların gavur edilmeye çalışıldığı şu zamanda İslam adına ne ulaştırabileceğiz gayretinde olsunlar. Allah gayretinize bereket versin inşallah. Verdiklerinizin yerini kat kat doldursun. Allah Teala helal rızıklarla merzuk etsin. Bütün birikimlerimizi, güçlerimizi dinine hizmette kullanmaya muvaffak etsin. Nefsimizin cimrili kuyundan cümlemizi muhafaza etsin. Arkamıza defterimizi kapatmayacak sadaka-i cariyeler, faydalı ilimler bırakmaya muvaffak etsin. Gösterişten muhafaza etsin. Allah Teala ecrimizi iptal ettirecek günahlardan muhafaza etsin. Amin diyenler izni harici hemden azad etsin. Bizden evvel ölenlere rahmet etsin. Şu saatte sağ olsalar, sohbette olacaklar. Vefat etti kabirdeler onlara. Rabbim özel rahmet etsin. Ruhlarına bir şehadet buyurun cemaatimizin geçmişlerine vahiy için. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resulü. Bu hediyemizi Allah ulaştırsın. Kabirlerinin nuresi. Bize de arkadan böyle okunmak nasip etsin. Tüm geçmişlerimizin ruhu için bu cemaatin geçmişlerinin mümininin müminat nervahı için ve kastaten sohbetimizde bir kere bulunup şimdi kabirde yatan kardeşlerimize hediyelerimizi ulaştırmak üzere buyurun. El Fatiha.